Lale Gül TV artık Türkiye ile birlikte Avrupa'da yayında. Lale Gül TV'yi izlemek için HD uydu alıcılarınızı artık yeni frekansımıza ayarlamanız gerekiyor. Yeni kurulum bilgilerimiz. Frekans 12685, sembol oranı 30000, polarizasyon dikey, vertikal. Önemli uyarı. HD uydu alıcısı olan izleyicilerimizin Lale Gül TV'yi izlemeleri için ...uydu alıcılarını HD olarak yenilemesi gerekmektedir. Muhterem dostlar, Aile Kılavuzu programına ekranlarınızın başına hoş geldiniz efendim. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Evet, Lider Baba Eğitimindeyiz. Lider Baba Eğitim programında geçen hafta... Önemli bir konudan bahsetmiştik. Değerler eğitimi, hayatımızdaki ilkeler, değerler ne olacak? Ve bunların ilk temel olarak verildiği ailede baba neler yapmalı? Nasıl yaklaşımlarda bulunmalı? Davranışları nasıl olmalı? Bu noktaya geçen programda e, işlemiştik. Yine aynı konuya inşallah devam etmiş olacağız. Tabii bunu hem psikolojik kaynaklar hem pedagojik kaynaklar ışığında... ...hem de yine bizim değerlerimiz açısından... Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin de peygamber efendimizin de bakış açısı ve hayatından kesitlerle örneklerle biz bir bütün bir hamule oluşturmaya çalışıyoruz ki bu nokta gerçekten önemli bir nokta. Geçen programımızda çocuklarımıza vereceğimiz değerler eğitiminin ilkenin ilkeli olmanın prensipli olmanın hayatta başarılı olmak için hayatta hedefe ulaşmak için toplumun içerisinde sadece fiziksel anlamda, maddiyat anlamındaki büyüme değil, manevi anlamda ve ruhsal anlamda büyümenin de çok önemli olduğunu altını çizerek belirttiğimiz noktada işte değerler eğitimi üzerinde ailenin, babanın özellikle durması gerektiğinden bahsetmiştik dostlar. İşte yine Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in hayatından örnekler vermiştik ki bugün yine güzel bir örnekle inşallah başlamış olacağız. Sehil bin Saad radıyallahu teala an tarafından aktarılan bir hadis-i şerif. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e bir içecek getirildiğini anlatıyor. Hani sağında bir çocuk var Efendimiz'in solunda da yaşlı bir Saad var. Ee, efendimiz kendisi içiyor. Hani içecek geldi. Evet. Kendisi içiyor. Bismillahirrahmanirrahim. Kendisi içiyor ve ilk önce sağındakine hani usul gereği sağındakine ikram etmesi lazım ama ortamda durum şu sağdaki çocuk içme sırası onda Soldakiler ve diğer taraftakiler de yaşlı. Şimdi bakın işte bakın harekete bakın davranışa bakın. Biz belki bu kadar anlatıyoruz Efendimiz tek hareketle saatlerce anlatılacak bir durumu nasıl da çocuklara ve büyüklere anlatmış oluyor. Hep beraber görmüş olalım inşallah. Sağında bir çocuk var solunda bir yaşlılar grubu var. Peygamber Efendimiz çocuğa diyor dönüyor diyor ki hani izin verir misin bu içeceği yaşlılara vereyim diye soruyor. Bunun üzerine çocuk, hayır, vallahi senden olan bu nasibime kimseyi tercih etmem diyor. Allah Resulü elindeki içeceği çocuğa veriyor. Olay bu. Şimdi gelin hep beraber bir baba olarak, anne baba olarak, ebeveyn olarak, lider baba, örnek baba, ee, baba dediğimiz zaman lider niye diyoruz? Çünkü baba zaten liderdir, önderdir, önde olacaktır, yönetecektir, idare edecektir, yetiştirecektir. Bazen görmeyecek, bazen görecektir, bazen dik duracak, bazen... Esnecektir. İşte baba liderdir. Lider baba açısından e, en büyük lider, en büyük önder Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin davranışının analizini yapmış oluyoruz. Ne yapmış oluyor? Sağ taraftaki çocuğa bir şekilde bardağı vermiş oluyor. Gelin analizini yapalım bakalım. Ne olmuş oldu? Bu davranış ile birçok değeri bir defada Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem çocuğa aktarmış oluyor. Öncelikle ona fikrini soruyor. Burası önemli. Ona fikrini soruyor. Yani adam yerine koyuyor. Sen varsın diyor. Ben seni önemsiyorum diyor. Sen bu toplumun bir bireysin diyor. Hani şimdi seçme seçilme hakkını küçültüyoruz. Tabii gençlere de bilgiyle teziyin etmek lazım ki neye göre seçecek, neye göre seçilecek. Bu noktada bir yetiştirme tarzı da önemli ama öncelikle onun fikrine ve kararına saygı duyar, duyarak yetişkin yerine koymuş oluyor. Bir kere öz saygı, kendisine öz güven ve öz saygı kazanma adına çok önemli bir ders verilmiş oluyor. Sadece çocuğa mı? Değil. Çocuğa öz saygıyı kazandırıyor hem de büyüklere ders veriyor. Bakın çocuklara böyle davranmanız gerekiyor. Böyle yaklaşmanız gerekiyor. Bakın ne kadar önemli. Çocuğun öz saygısı. Ben burada varım. Bu toplumda varım. Bana değer veriliyor. Benim bana soruluyor. Öncelikle ailemizde önemli hasletlerden bir tanesi bir takım kararlar verirken, bir takım yaklaşımlarda bulunurken, bir takım finansal, bir takım e, efendime söyleyeyim eğitimle ilgili köklü kararlar verilirken acaba biz istişare iş ediyor muyuz? Aile toplantısı yapıyor muyuz? Ev reisleri bir karar veriyor. Babalar, lider babalar karar veriyor. Kimsenin haberi yok. Halbuki o karardan sonra ev taşınacak, bir sürü kişinin hayatı değişecek. Burada işte evin hanımına nice yükler yüklenecek? Çocukların kendi hayal dünyası, duygusal durumları, arkadaş durumları. Bunların hiçbiri önemsenmeyip ben karar verdim, böyle oldu diyebilir miyiz? Diyenler ne kadar hayatta başarılı olurlar? O aile ne kadar aidiyet yaşayabilir ki? İşte burada efendimiz bir ortamda ki belki efendimiz aleyhisselam hani Çocuğa sonunda verseydi de belki de yadırganmazdı bilemiyorum. Belki de hani büyüklerde onlar verildi. Sonunda da çocuğa verildi denilebilirdi. Ama Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem'le muhareketle bak orada bir birey var. Bunun küçük olması, çocuk olması e, kesinlikle bizim onu göz ardı edeceğimiz anlamına gelmez. O buradaysa ve bir yer teşkil ediyorsa o üstünlük yaşla değildir. Ona değer vermemiz gerekir. İkincisi tabii ki bu değerle beraber ikincisi ne yapmış? Çocuğun sırasını gözeterek ona hakkaniyet değerini öğretmiş oluyor. Yani bak ben adaletliyim. Ben burada küçük büyük bakmaksızın orada bir birey varsa ve sıra ondaysa ben ona ne yaparım? Bu bardağı ona sevk etmiş veya ona içme sırasını vermiş olurum. Burası çok önemli. Yani hakkaniyet, adalet dengesini ortaya koymak hak dengesini ortaya koymak. O ortamdaki o meclisteki çocuk ne yapmış oldu şimdi dostlar? Ne yaptı? Ders almış oldu. Ha, demek ki haklı, hakkaniyetli davranmam lazım. Büyük, küçük, Allah Resulü bile bana değer verdiğine göre ben de insanlara değer vermem gerekiyor. Ben de bir takım kararlar alırken, bir takım davranışlar yaparken başkalarını yok gibi kabul etmemem gerekiyor. Bakın topluma lider böyle yetiştirilir işte. Güzel toplum, huzurlu toplum böyle oluşturulur işte. Hani adalet mülkün temeli ya. İşte bakın bir hareket, bir davranış, bunun hepsini toplasanız belki bir dakika, bir buçuk dakika sürmeyecek bir danışma. Nasıl bir ders? bir dakikada saatlerce anlatılacak, sayfalarca yazılacak bir sürü değeri Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem nasıl transfer ediyor? Ey babalarımız, ey annelerimiz bir davranışımızı nelere matuf, nelere yönlendirdiğini anlamış olalım diye üzerinde durarak söylüyorum. İkinci hareket ne? Çocuğun sırasını gözeterek ona hakkaniyet değerini öğretmiş Allah Resulü. Öz saygıyı öğretiyor sallallahu aleyhi ve sellem olayda. Neyi öğretiyor? çocuğun sırasını göstererek ona hakkaniyeti öğretiyor. Üçüncüsü belki en önemli değerlerden bir tanesi adalet duygusu. Sırası olduğu halde hakkını başkasına devredip devredemeyeceğini sorduktan sonra rızasının olmadığını anlayınca ne yapıyor? İçeceği ona veriyor. Peki biz normalde yaşıyor muyuz? Yaşıyoruz. Bu bu malzeme çocuğun. Hadi ver bakayım kardeşe. Hadi paylaş bakayım. Tamam paylaşmak güzel ama tasarruf onda mı sende mi? Ha, vermiyorsun değil mi? Başka zaman onun hakkı deriz. Vermediği zaman duygusal baskıya doğru geçeriz. Duygusal alan oluşturmak. Misafirin hakkı neyse, o zaman misafirin oyuncağı ayrılacak. O onun sahibi ise verip vermemek onun elinde. Bizim toplumumuzda maalesef böyle bir alınganlık lütuf dengesizliği var. Alınganlık lütuf dengesizliği. Anne babalar bunu yapıyor ve nesle aktarılıyor. Vatandaş bunu arkadaşına veriyor. Yarın o arkadaştan başka bir şey istediğinde vermediğince de alınıyor. O zaman diyeceksin pazarlığını doğru yapacaksın. Bunu verirken bak yarın ben istediğimde sen de vereceksin diye diyerek vereceksin. Ha, verdiği zaman iyilik olarak anlatıyor. Biz böyle destek olduk, böyle iyilik olduk. Sorsam ücretini kimden bekliyorsun o iyiliği? Allah'tan diyor. Madem ücretini Allah'tan bekliyorsun, yarın bir gün o kişiden başka bir şey istediğinde neden canın sıkılıyor vermediği zaman? Hani Allah'tan istiyordun ücreti? Hani Allah'tan istiyordun ücreti? Ne oldu? Öyle değilmiş demek ki değil mi? Nasılmış peki? Biz bir şey veriyorsak adil bir şekilde ismini koyacağız. O anlaşmayı düzgün yapacağız. Yanlış, yanlış bırakmayacağız. Boş bırakmayacağız. O e, bir şekilde havada bırakmayacağız. Bak Allah Resulü sallallahu ve sellem'in adalet duygusuyla o çocuğa sorup çocuğa ne demiş? Bu içeceği, bu içeceği yaşlara Senden önce ikram edeyim mi? Hayır. Tamam o zaman buyur. Ha, hakkını devretmemesi noktasında zorbalık, hakkını devretmemesi noktasında duygusal baskı yapmamış. Ama onlar büyük ha dememiş. Bak onlara saygı göstermelisin ha dememiş. Hakkınsa hakkını ne yapmış? Yerine teslim etmiş. Rızasının olmadığını anlayınca içeceği ona vermiş. İşte Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hakkında aktarılan bu davranış sadece çocuğa mı ders vermiş? Hayır. Orada bulunan yetişkinlere de verilmiş mükemmel bir değerler eğitimi. Değerler eğitimi konularına baktığımızda öz saygı önemli mi? E önemli. Var mı? Örnek olayda var. Adalet önemli mi? Var. Hakkaniyet önemli mi? Var. Evet bunların hepsi var. Bakınız aynı zamanda yaşlılara versen mi diye sorusu bile çocuğa aynı zamanda büyüklerin daha farklı olduğu noktasında da bir mesajı vermiş oluyor. ki çocuk rızası olmasa bile. Belki de o, o, sırada Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'den aldığı için o suyu hani onu daha bir değerli atfetti. Belki de yarın büyükler için yine de bazı fayda edeceği şey, durumlarda yaşlıları öne alacak. Yani Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem aynı zamanda büyüklere saygı noktasını da bir ne yapmış oluyor? Dolaylı olarak dokunmuş oluyor bu olayda. Ne kadar mükemmel bir değerler eğitimi değil mi dostlar? Evet değerler gerçekten İnsanın bir takım ilkeleri kabul etmesi, değerleri kabul etmesi, onu hayatına geçirmesi çok önemli. Bu noktada kendi genetik özellikleri de, kendi ailevi özellikleri de önemli olmakla birlikte. Aynı zamanda sosyal çevre de çok önemli dostlar. Hangi çevrede oturduğumuz, nasıl arkadaşlarla evlatlarımızın arkadaşlık yaptığı, hangi okulda nasıl bir okulda okuduğumuz, yetişme tarzları ve ortamları da önemli. Bazen ne kadar çırpınırsak çırpınalım, ne kadar dertlenirsek dertlenelim, Maalesef dostlar ne olacak? o ortama çocuklarımız girecek. O yüzden biz 0-6 yaşta babalar olarak işin içinde olmamız ve ilk temeli düzgün vermemiz önemli. Çünkü o ilk temel, ilk refleksler verilmezse ergenlik çağına olan, kadar olan süreçte bir takım eksiklikler tespit edilip halle, kalle, güzellik şekilde tamir edilmezse sonra o ortamda çocuk duramıyor işte. Rüzgar esiyor, uçurup götürüyor. İşte biz ee, kalıtsal ve çevresel olmak üzere ikiye ayrılan değerler eğitimi çerçevesini, hani kalıtsal e, tohum hücreleri gibi genetik bir transfer söz konusu ama çevresel niteliklerse hayat süresince yaşanan olaylar bir örnek model, bir davranış şekli ortaya koymuş oluyor. O zaman bu noktada çevreden öğrenilen ...davranışlar, kazanılan davranışlar, bilgiler, tavırlar... ...işte o bundan sonraki hayatında önemli bir ilke, önemli bir terazi, önemli bir tarz olmuş oluyor. Bazen bir davranış bir toplumda güzelken başka bir toplumda kötü olabiliyor. Eksik olabiliyor. İşte potansiyel olarak insan iyilik şahsiyetini taşır. Potansiyel olarak yaratılışta İslam fıtratı üzerine doğar. Fakat dünyaya geldiği zaman herhangi bir şahsiyete sahip değilmiş gibi gözükse de... ...onda potansiyel bir şahsiyet vardır... Tabii ki doğuştan getirdiğimiz özellikler açısından bir vicdan var. Hepimizde ne var? Doğuştan getirdiğimiz özellikler arasında bir vicdan var ve çevresel faktörler var. Sürekli birbirlerimizle etkileşim halinde olduğumuz için devamlı bir davranış transferi de olur. Devamlı bir vasıf transferi de olur. Vasıfların davranışların gelişmesi çevreden de etkilenmeyle ama genetik çerçeveyle beraber birleşerek oluşmuş olur. Yani ahlaki durumda etken etken durum hem kalıtsal özellikler hem de çevresel özelliklerin birbirleriyle birleşmesiyle oluşur. İşte biz burada değerlerimizi benimsersek, değerlerimizi özümsersek, değerlerimizi davranışa dönüştürmede kalıtımdaki o doğumdan gelen, vicdanla gelen özellikleri davranışlar, güzel davranışlarla tezgine de zinetlendirebilirsek, ölçülerimizi ona göre ayarlarsak işte o zaman ciddi anlamda geleceği biz oluşturmuş oluruz. İşte aile ortamı bu noktada çok önemli. Temel noktada hem genetik özelliklerini hem de toplumsal özelliklerini ailede yetiş ailede mündemiç kılıyor ve davranışları ona göre oluşturuyor. Peki bakıyorsunuz biyolojik açıdan bir gelişimci genetik noktalara değer verirken Davranışçı ekollerde neye bakıyor? Çevresel faktörlerin daha etkili olduğunu düşünüyor. Şimdi burada iki tane farklı değerlendirme var. Bir grup diyor ki hayır diyor kalıtım çok önemli doğuştan gelen bir takım özellikler var genetik özellikler var onlar ahlaki durumu belli ediyor. Bir grup da diyor ki e, davranışçı olanlar daha çok davranış merkezli yani çıktı merkezli çalışanlar da hayır diyor ortamdan gördüğü taklit ettiği ortam o kişiyi kendisine göre ne yapar? Yetiştirici ifadesini kullanıyor. İşte tam da burada ee, öncelikle gerçekten genetikle ilgili İslami bakış açısında bir değerlendirme var mı? Ona bakalım. Hani biz ahlaki çocuğumuzu yetiştiriyoruz. Çocuğumuz evet e, annesi tarafından, babası tarafından, aile tarafından kötü bir aileden geldiği için böyle diyenler de var. Öyle mi acaba? Veyahut da çevresi kötü olduğu için böyle oldu diyenler de var. Baktığımızda peki İslam ne diyor buna? Hazreti Peygamber Yusuf Aleyhisselam'dan bahsederken o asiloğlu, asiloğlu, asil oğlu, asil oğlu, asil... Yani İbrahim oğlu, İshak oğlu, Yakup'un oğlu Yusuf'tur. Ha, demek ki burada bir e, genetik olarak babaların, babaların, babaların peygamber olması, bir eğitim noktasında belli bir seviyede olması çocuğun ahlaki ortamını ne yapıyor veya ahlaki yapısını tetiklemiş oluyor. Yine e, başka, benzer bir hadis yine İbn Hanbel'de geçen, insanlar madenler. Maden gibi işlenir ya. İslam'dan önce iyi olanlar İslam'dan sonra da iyidir. Yeter ki dinlerin ne yapsınlar iyi kavrasınlar. Efendimizin bir sözü. Bu iki hadis demek ki doğumla birlikte gelen bir nitelik, bir vicdan, bir değer var. Ha, burası önemli. Kalıtım önemli. Ama peki sadece bu mu? Kaynaklar sadece buna mı işaret ediyor? Hayır, değil. Peygamber Efendimizin ailenin ve çevrenin de kişi üzerinde etkilerine vurgu yaptığını görmüş oluyoruz dostlar. Özellikle her doğan fıtrat üzerine doğar. Ama sonra anası, babası onu ya Yahudi yapar, ya Nasrani yapar, ya Yahudi Mecusi yapar. Bu da meşhur bir hadis şerif. Değil mi? Bu halde geçiyor. Yani bir kimse doğduğu zaman fıtrat İslam fıtratı üzerine doğar. Ama sonra aile çevresi onu ne yapar? Bir dini anlamda farklı bir inanca yönlendirme olabilir. Veya farklılık İslam'dan farklı kastediyorum. Yani ya Müslüman olabilir, Yahudi olabilir. Yani ailenin yapısı neyse çocuk oraya doğru bir meyil söz konusu olur ifadesi var. Yani dini kaynaklarında bakıldığında büyüklerden gelen bir silsile var. Güzel. Bir maden benzetmesi var, metaforu var. Güzel. Yani bir vicdan çalışıyor. Ama bununla beraber de aynı zamanda çevrenin de önemi olduğu söyleniyor Yani biz burada çocuğun yetişmesinde ebeveynlerin etkisi önemli. Çünkü o oğlu o oğlu o dediği zaman eğer ebeveyn düzgün özelliklere sahipse, ilke bakımından düzenli güzel özelliklere sahipse çocuğa da ne yapıyor? O güzel özelliklerini transfer etmiş Oluyor. Yine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in çevreyle ilgili önemli bir değerlendirmesi daha var ki bu da gerçekten önemli bir ifade. Tirmizi'de geçen bir ifade. Kişi kardeşinin dini üzeredir. Kişi kardeşinin dini üzeredir. Züht bölümünde kişi kardeşinin dini üzeredir. Öyleyse sizden her biriniz kiminle arkadaşlık kurduğuna baksın. He, biz evladımızın nitelikli yetişmesi için genetik doğuştan ailenin yapısıyla ilgili bir takım sıkıntılar olduğunu bilirsek Eğitimle ne yapabiliriz? Bunu düzenleyebiliriz. Bunu tekrar düzene sokabiliriz. Bu bir babaların düşünmesi gereken nokta. Lider baba şimdi meseleye geldik. Altyapıyı hazırladık. Şimdi üstü davranışa geliyoruz. Hap bilgiye geliyoruz. Sadece teoriden bahsetmiyoruz. Ha babalar olarak ne yapacağız? Çocuğumuzu tanıyacağız. Çocuğumuzun annesinin, babasının, dedesinin, anneannesinin, babaannesinin, kendimizin bir takım eksi özelliklerini, artı özelliklerini bileceğiz ki çocukta bunlar olabilir. Biz de eğitim noktasında bu eksiklikleri tamamlama noktasında ne yapacağız? Bir organize olacak. Güzel. Birincisi bu. Başka? Kişi kardeşinin dini üzeridir. O zaman biz bunca oturduğumuz iklimi, taşındığımız iklimi, taşındığımız çevreyi, bu, bu davranışlardan etkiyi ona göre ayarlamak zorundayız. Özellikle küçük yaşlarda evdeki ortamı daha sonra yine çevreyle beraber etkileşime geçtiğinde çocuklarımız bizim o çevreyi düzenlememiz gerektiğiyle ilgili bir işaretten de, işaretle burada almış oluyoruz dostlar. Burası önemli. Yani arkadaş çevresinde bizim babalar olarak takip etmemiz, kiminle arkadaş kuruyor, nasıl bir etkileşimde bunu yakalayabilmemiz önemli dostlar. Peki yine insanların karşılaştıkları durumlara karşı Duyarlı olmaları e, değerli amaçlardan birisidir değil mi? Yani bir durumla karşılaştığınızda bir zorluk çeken, sıkıntı çeken, derde olan, ağlayan, sızlayan, can çekişen birisini gördüğünüzde e, bizim duyarlı olmamız insanlar olarak değerler eğitiminin en temel konularından bir tanesi. Yani baba, anne çocukla ilgili çocuğun bir takım durumlara karşı duyarlı olup olmadığını bir gözden geçirmiş olacak duyarsızlık varsa onu nasıl bir gündem yapabiliriz? Çünkü sahip olduğu değerler gelecekte ne yapacak olaylar onun bakış açısını, kişiliğini belirleyeceğinden hayata önem taşıyor. O yüzden değerlerin kazanılması ve hisselleştirilmesi önemli bir süreç. Yani biz doğruluk değerini, değerler neyse mesela siz araştırabilirsiniz. Doğruluk değerini, özgüven değerini, cesaret değerini, saygı değerini, sevgi değerini bütün bu değerleri edindirirken bu noktada bizim çocuğumuz belli bir değerlere belli noktada belli bir seviyeye sahip mi? Öncelikle bunu iyi bileceğiz. Eksiklikleri neler? Ve yani biz bu noktada ben bu noktada ne yapabilirim? Annesi bu noktada ne yapabilir? Ayrıca biz bu noktada bu noktalarda neler yapabiliriz diye bu meseleleri çok iyi değerlendirmemiz önemli muhterem dostlar. İnsanda fıtrat kalıtım olarak var olan değerlerin işlenip beceriye, davranışa dönüşerek kalıcı nitelikler haline alması mümkün müdür? Eğitimle mümkündür. Yani insanın dünyaya getirdiği bir fıtrat var ama Zamanla, ortamla, eğitimle beraber farklı bir hal alabilir mi? Alabilir. İşte yani yeryüzünde bir maden metaforu vardı hatırlarsanız. Altın var, demir var, bakır var. Belki toprağın içinde çamurlu bir şekilde çıkıyor tozlarla içinde. Ama ne oluyor sonra? Güzelce işleniyor değil mi? Bakıyorsunuz o altın bir yüzük haline gelmiş, bir bilezik haline gelmiş, bir küpe haline gelmiş. Farklı takılar haline gelmiş. Ha, demek ki, insan da güzel bir maden, vicdan ama tozlu, topraklı. Üzerine silip onun üzerinde güzel çalışmalar, ince çalışmalar yaparsanız, onun üzerinde ince ince dokunuşlar yaparsanız, ince ince değerlendirmeler yaparsanız hem görsel olarak hem e, keyif olarak, hem muhabbet olarak ete kemiğe bürünmüş güzel insanlarla beraber olursunuz dostlar. Güzel insanları yetiştirmiş olursunuz. İşte nasıl bir maden mevcut ama bu madenler farklı özellikleri varsa, bakırın farklı, altının farklı, demirin farklı. Bu noktada insanların da özellikleri farklıdır. İşte madenler asıl değerini, önemini, fonksiyonunu işlendikten sonra ortaya koyar. Demirin bir fonksiyonu vardır. Bakırın bir fonksiyonu vardır. Altının bir fonksiyonu vardır. İşte biz de yaratılıştan sahip olduğumuz potansiyel, akıl var, kalp var, ruh var, vicdan var. Bütün bu meziyetleri nasıl anlamlandırabiliriz? İşte burada eğitim önemli dostlar. Eğitim ne? Davranış değiştirme. Eğitim ne? Davranışı dönüştürmek. Eğitim ne? Bulunduğumuz durumdan farklı bir duruma geçmek. Doğru mu? Doğru. 5 yaşındaki bir çocuk bir takım davranışları bilmezken 10 yaşındaki bilmiş oluyor. 2 yaşındaki bir çocuk gördü her şeyi isterken 3 yaşında, 8 yaşında, 10 yaşında, 15 yaşında her gördüğünü istememe noktasında bir durum söz konusu oluyor ama oluyor. O zaman biz kalp, ruh, vicdan gibi belli meziyetleri ne yapmış oluyoruz? Aynı zamanda eğitimle beraber kazanmış oluyoruz dostlar. Yani vicdan meziyetleri eğitimle beraber değerlendirmiş oluyoruz, anlamlandırmış oluyoruz. Yani madeni şekillendiren çalışma eğitim. İnsan madenini nitelikli, kaliteli, fonksiyonel hale getiren nokta ne? E eğitim. Tekrar söylüyorum önemli. İnsan madenini nitelikli, kaliteli ve potansiyeline uygun en güzel şekilde değerli hale getiren unsur nedir? eğitimdir dostlar. Peki bu noktada ilk dönemde büyü çağına kadar o eğitimde en fonksiyonel olan kimdir? Anne babadır. Bu noktanın takibiyle ilgili sorumlu kimdir? Babadır. Ahlakla ilgili sorumlu kimdir? Babadır. Miras olarak güzel ahlakı bu ona kazandıracak olan kimse kimdir? Babadır arkadaşlar. Evet. O zaman biz babalar olarak önemli bir değerlendirme bu Lider Baba Eğitimi programında önemli bir değerlendirme değerler eğitimini veren değişimi dönüşümü, dönüşümü sağlayacak olan Önemli unsurlardan birisi, takip sorumluluğu olan önemli unsurlardan birisi babadır. Biz baba olarak sürecin neresindeyiz, ne kadar varız bir kendimize bir değerlendirme yapabiliriz muhterem dostlar. Çocukluk ve ergenlik döneminde değerler eğitiminin ipuçları. Mesela çocukluk döneminde, ergenlik döneminde birazcık daha somutlaştıralım. Gelişim sürecinde çocuk kendini tanıma noktasında olur. Kendisinde olup bitenleri anlamlandırma noktasında sıkıntı çeker. Ergenlik dönemi başladığında kendine sorar. Ben kimim? Niye inanıyorum? Bu zamana kadar bana kimse millet bir şey Şeyler anlattı ama taklit ettim. Doğru muydu? Yanlış mıydı? Ben nasıl bir kimse olacağım? Annem, babam, dedem, halam, ninem onların hepsi gidecek. Ben tek kaldığım zaman toprağın altında tek olduğum zaman ben neye inanacağım? Nasıl bir kimlik inşasında olacak? Benim kimliğim nasıl olacak? Birileri bana nasıl hitap edecek? Nasıl diyecek? Ee, iyidir kötüdür, saygılıdır, korkaktır, cesurdur. Ee, efendime söyleyeyim, sevgi doludur, içine kapanıktır. Farklı özellikler. Bu özelliklerin hepsi bir kimlik arayışı noktasında nasıl oluşacak? İşte Ergen çocuk bu noktada belli sıkıntılara girer. Kendi metotlarıyla çözüm üretmeye çabalar ve bu çaba e, bazen desteğe ihtiyacı olma noktasına doğru gelir. İşte bu dönemde kendini göstermek, kendi varlığını ispatlayabilmek için e, kitle iletişim araçlarını kullanır çocuklar. Şu, şu kadar işte like aldık, şu kadar sevildik, şu kadar beğenildik, şu kadar değerlendirmeye alındık, şu kadar popüleriz gibi bazı fikirlerle, bazı davranışlarla, bazı durumlarla kendini özdeşleştirmeye çalışır. Yani bir aidiyet duygusu oluşturma var. Yani nasıl diyeyim? Bir birey olmaya çalışıyorsunuz, bir yandan da ait olmaya çalışıyorsunuz. İkisinin ortası ve bu noktada karışık bir ortam var, ergenlik diye bir ortam. İşte biz burada e, tam da rol model alacağı bir noktaya geliyor. Yani şöyle söyleyeyim, e, siz ortaya karışık bir ter, e, ortam varken bir tercih yapacaksanız işte şu bardağı mı alsam, bu bardağı mı alsam? Bakıyorsunuz 100 kişiden 99'u şu bardağı alıyor. Diyorsunuz ki demek ki bir hikmeti var araştırıyorsunuz, soruyorsunuz. Arkadaki hikmet fonksiyonellikse veya başka bir şeyse ona göre hareket ediyorsunuz. Peki ben şimdi kimim, neyim, nasıl hareket edeceğim? Kendimi göstereyim, bencil olayım, kendimi ispat edeyim mi? Hayatta değerler var, yaklaşımlar var. Sadece maddi değil, manevi anlamda da doyumlar söz konusu. Bu ikisinin arasını nasıl ortalayayım dediği anda neye ihtiyaç duyacak? Bakacak, bakacak bu mu olsun, şu mu olsun? Raflara bakacak kim var? Örneklere bakacak kim var? Model ne? Ben şimdi model tespit edeceğim. Modelle özdeşleşeceğim. Babam yoksa, annem yoksa, dayım yoksa, halam yoksa, teyzem yoksa hayatımda. Onlar sadece ayda yılda bir gördüğüm, odamdan çıkmadığım için hiç değerlendirmeyi almadığım, onlarla etkileşime geçmediğim birileri ise onlardan örnek almam söz konusu olmayacak. Ondan sonra da şu değerlendirmeler oluyor. Ya işte hacı, babası hacı veya babası şöyle, babası şöyle eğitimli ama çocukları yetişmemiş. Bakıyorsun profesör yetişmiş, doktor yetişmiş, şu yetişmiş, bu yetişmiş. Babalarına bakıyorsun çiftçi, bakkal, farklı mesleklerde. Ama bakıyorsun profesörlerin, doktorların, doçentlerin çocuklarından tekrar profesör, doçent, doktor çıkmayan veya uyuşturucu bağımlısı farklı farklı noktalara giden çocuklar da olabiliyor mu? Olabiliyor. Ha, demek ki mesele ne? Mesele rol model alarak kimlik arayışını sergilediği anda siz rafta olacaksınız. Siz tercih alanında olacaksınız. Siz orada model olarak bulunacaksınız ki sizden de bir şeyler alabilsin. İşte burada ebeveynlerin doğru olması, güvenilir olması, doğru olması, güvenilir olması. Daha biraz önce anlattığımız olayda ki Allah Resulü ve sellemin o çocuğa suyu vermesi, yaşlılar yerine sorup bunları yaşlılara vereyim mi? Hayır ya Resulallah senin elinden suyu ben içmek isterim dediğinde, ilk suyu ben içmek isterim dediğinde ona saygı göstermesi işte ergene davranış açısından çok önemli. Doğru ve güvenilir olmak, adaletli olmak, hakkaniyetli olmak çok önemli. İşte o, bu model olmayı başarırsak yeni bir toplumu yetiştireceğiz. Bizim model olmamız lazım. Yani söylediğimiz sözle, ettiğimiz nasihatla hayatında yaşamayanı varmış gibi göstermek. Uygun modeli, ideal modeli sanki yaşıyormuş gibi göstermek. Sonra onu hayatına geçirmemek. Anne baba olarak çocuklara tesir edebilme şansımız olmaz. Nasihatleri dinletemeyiz. Çabalar karşılıksız kalır. Yani çocuklara yapılacak nasihatler yerinde ve zamanında ve az olmalı, halle olmalı. Çok söz, çok dırdır, uzun uzun konuşma, tekrar tekrar konuşma, sıkıcı bulunur. Aman aman anlatma benim bunlara ihtiyacım yok demeye başlar. Yani bizim sözümüzün değerli olduğu zaman sözü ortaya koyalım. Durmadan tekrar 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 söz değerli değil. O zaman çocuğa nasihat etmenin bir anlamı yok. İhtiyacı olduğunu yakalayıp işte o noktada nasihat etmek çok önemli. İşte çocuklara verilecek değerler, temel olarak değerler eğitimi noktasında söz değil de halle eğitim önemli. Hani Mevlana Hazretleri'nin dediği gibi ya olduğun gibi görün ya da göründüğün gibi ol düsturu. İşte anne babaları çocuklara burada örnek olma noktasında önemli bir ince nokta dostlar. Yani gerçekten hatırlatılmaya değer bir süreç. Değerler eğitiminde bizim kendimizin örnek olma noktasında çaba sarf etmemiz, eksiklerimizi tespit etmemiz ve bu noktada bir baba olarak nerede yanlışım var, nerede eksiğim var, nerede efendim söyleyeyim aslında doğru olmayan hareketler var, nerede ben çocuklarımdan kaçıyorum, örnek olmaktan kaçıyorum dediğimiz noktalar varsa bu noktaları düzeltmek için çaba sarf etmeliyiz. Çünkü artık biz sadece kendimizden sorumlu değiliz. Biz yeni bir nesli yetiştiriyoruz. Yeni evlatlarımızı yetiştiriyoruz. Yeni bir hayat yetiştiriyoruz. Bir sülaleye bakıyorsunuz, dedeleri vefat etmiş. Yüz yıl önce bakıyorsunuz bir tek o dede vardı. Şimdi 50 kişi, 100 kişilik dedenin çocukları, torunları, yeğenleri, şunları, bunları. bir sürü şey var, Bir kişiydi. Bakın niceleri oluştu. İşte bir baba bir toplumu değiştirebilir mi? Evet değiştirebilir. Ama nasıl olacak? İlk önce değiştireceği şekli kendi yaşayacak. Evet. Değerler eğitiminde örnek almak en geçerli yöntemdir. O yüzden çocuklara değerlerin anlatımında, aktarımında ve kişilik gelişiminde mutlaka Hazreti Peygamber'i rol modeli olarak tanımamız lazım. Tanıtmamız lazım. Hem ebeve ebeveynlerin yani anne babaların hem eğitmenlerin seçecekleri önemli bir sağlıklı yöntemdir bu. Evet Allah Resulü tanımakla ilgili daha önce de söylemiştik farklı radyo programları, farklı kısa videolar, farklı kısa evde 17 dakikalık 20 dakikalık dinleyebileceğiniz kesitler halinde Aslı Saadet başlığı altında, değişik başlıklar altında çok güzel çalışmalar var. Mutlaka istifade edelim. Allah'ın Resulü'nü tanırsak babalar olarak önce biz tanıyacağız. Bir baba olarak nasıl yönetmiş? Bir koca olarak nasıl yönetmiş? Bir aile reisi olarak nasıl yönetmiş? Bir toplum reisi olarak nasıl yönetmiş? Bunların hepsini teker teker işte buradan almış olacağız. İnsanların değerlerin taşıyıcısı olma noktasında olması çok önemli. Biz bu noktada bir davranış bütünlüğü ortaya koymamız lazım bir baba olarak. Biz bir baba olarak tekrar söylüyorum bir davranış bütünlüğü ortaya koymamız lazım. Yani ebeveynlerin aynı noktaya yaklaşmaması, aynı noktada bir bütünlük sergilememesi, tutarsız olması çocukların maalesef tutarsız olmasına, yalancı olmasına, çocuğun gözünde ebeveynin inandırıcı değil, inanılmayan, güvenilmeyen bir noktaya gelmesine sebep olabiliyor muhterem dostlar. Yani çocuklar daha bebekliklerinden itibaren çevrelerindeki bireylerin Sözel olmayan davranışlarını yorumlamaya başlarlar. Hemen yorumlarlar. Yorumlama yeteneğine sahiplerdir. Yani siz daha konuşmadan bile onlar belki de sizin ne yapacağınızı, ne istediğinizi, ne söyleyeceğinizi anlayabilirler. Anlayabilirler. İşte biz bu nedenle anneler, babalar konuşmalarında kesinlikle içten ve tutarlı olsunlar. Bismillah. İçten ve tutarlı olmak önemli dostlar. Yani bir yaptığımız, diğer yaptığımızda özdeşleşmeli, örtüşmeli söylüyorsak, kelimelere yansımıyorsa, davranışlara yansımıyorsa, hareketlere yansımıyorsa ne dersiniz? Yani anlatıyorsun, anlatıyorsun. Böyle olmak lazım, şöyle olmak gerekir, böyle davranmak gerekir. O. Anlatıyoruz. Hocalar anlatıyor, öğretmenler anlatıyor. Öfkeni şöyle yutacaksın. E sen yükseldiğin zaman öyle no, ne yapıyorsun? Yutuyor musun? İnsanları şöyle affedeceksin. Değil mi? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, e, min bu noktada kendisini öldürmeye gelen birisini e, öldürecekken elinden kılıç düşünce e, affetmesi. Öyle değil mi? Kur'an-ı Kerim'deki ayet nitelikli insanların, kaliteli insanların darlıkta ve bollukta vermesi, sinirlendiği zaman öfkesini yutması, haks, haklı olduğu halde affetmesini tavsiye etmiyor mu? nitelikli insan modelini, kaliteli insan modelini, akil insan modelini, psikolojik olarak huzurlu insan modelini Kur'an böyle anlatıyor. Bir insan diyor darlıkta bollukta verirse başka, kızdığında öfkesini yutarsa başka, bunların hepsi fiziksel faydaları da var. Başka haklı olduğu halde affetmeyi de becerebilirse ha, bu kaliteli insan işte. Kaliteli insan. Akıllı insanın işi bunlar. O zaman biz bir takım değerleri çocuklarımıza kazandırırken veya kazandıracakken ee, kesinlikle tutarlı olmamız içten olmamız önemli. Yani insanın bir hayat amacı olmalı ee, ve ulvi hedeflere sahip olması çok önemlidir. Bu ulvi hedefler yoksa bir hayat amacı yoksa bir değerler bütünlemesi yoksa çocuğa ne vereceksiniz ki? O zaman kendinizin okuması, kendinizin ben nereye gidiyorum, ne yapıyorum, ee, kültürel anlamda, toplumsal anlamda, mahalle anlamında nereye doğru gidiyorum, dini anlamda. Hangi ortamdayım, hangi örf ve ananelere sahibim diye kendisini bilmeyen bir baba çocuğa nasıl faydalı olacak? İşte çocuğa faydalı olabilmek için dostlar, bir hayat hedefimizin olması lazım. Ulvi idealler, ulvi hedefler, yüksek hedefler olması lazım. Zevk ve e, efendime söyleyeyim haz odaklı bir hayatın içinde e, değerler tükenir dostlar. Değerler tükenir. Eğer anlam yüklemezseniz, anlam peşinde koşmazsanız insanın hayatı e, maalesef kıymetsiz olur. Yani hayat anlamlandırdığınız zaman kıymetli oluyor. Kıymetli olmak ne demek? Değerli oluyor. Anlamlandırmak ne demek? Güzel bir hedef, doğru bir hedef. Madem metaforundan bahsettik. Altın toprağın içinde olsa ne olur, olmasa ne olur? Onu güzelce e, temizlersin, şey yaparsın, zinet haline, süs haline getirirsin. Ne olur? Altın farklı bir şekil almış olur. İşte burada e, insan hayat sadece onu bulmak, onu değerlendirmek değil, onun son haline getirmek için ne yapacak? Ee, anlam peşinde koşacak. İnsan hayatı işte o zaman kıymetli olur dostlar. Peki biz baştan beri anlatmaya çalıştığımız modernizm, modern dünya, teknoloji, teknolojinin ilerlemesi, yapay zeka vesaire bütün bunların hepsi e, bireysel olarak bir takım hazzı desteklerken e, ama nedir? Sadece maddiyata ve maddiyata ulaşmak için çalışmayı bize öğretti. Yani bireysel mutluluk. Bireysel mutluluk, bencillik. Ben mutlu olayım, kimse mutlu olmasın. Ki Kur'an da buna mesela dikkat çeker. Onlar derler ki beni kurtar ya Rabbi ötekilerin hepsi cehenneme giz. Çok değişik Kur'an-ı Kerim'den örnekler var. Beni kurtar ya Rabbi. Hepsi cehenneme giz. Beni kurtar. Yalnızca ben kurtulayım. Ha. Modernizmin söylemişti. Halbuki biz günümüz noktasında sürdürülebilirlik diyoruz, farkındalık diyoruz. Peki biz ne diyeceğiz? Biz birlikte büyüyeceğiz diyeceğiz. Hayatın ana fikri, ana anlamı birlikte büyümektir. Siz evlenene kadar, çocuk çocuk sahibi olana kadar bir takım eğitimler aldınız, bir takım örf, anane, çevre, bir sürü şey öğrendiniz değil mi? Oo, iki yaşındaki bir çocuğa göre, 5 yaşındaki bir çocuğa göre çok şey biliyorsunuz. Hayattan geçtiniz, tecrübe kazandınız. O çocuklar bazen şunu diyor, baba sen bunların hepsini nereden biliyorsun? Sen bunların hepsini nereden nasıl bilebiliyorsun diyorlar. Halbuki toplumda yaşarken zaten bunları öğrendiniz. Doğru mu? Doğru. Evet. İşte modern insan diyor ki bireysel olarak mutlu ol yeter. Peki insanın mutluluğunu baktığınızda aslında mutluluk başkalarını infak etmekten bahsediyoruz. Başkalarına iyilik yapmaktan bahsediyoruz. Başkalarını mutlu ettiğinizde de mutlu olduğunuzu görüyorsunuz dostlar. Başkalarını mutlu ediyorsunuz. Siz de mutlu oluyorsunuz. Diyargamlık. Paylaşma. Başkasının derdiyle dertlenebilme. Bakın bunlar çok temel değerler. Değerler eğitimi diyoruz ya. Diğer gamlık. Paylaşma. Başkasının mutluluğuna destek olma. Hep birlikte hareket etme. Birlikte büyüme. Birlikte destekleme. Onda niye var? Bende niye yok? Haset değil. Kibir değil. Kıskançlık değil. Hangi duygu? Onda da olsun. Bizde de olsun. Hep beraber büyüyelim. Hep beraber gelişelim. Hep beraber erdemli insanlar olalım. Hep, hep beraber güzel insanlar olalım. İşte bunların yol adresi beraber büyümekle ilgili olur. Neyden kurtulmak lazım? Ben, ben, ben. Bana saygı gösterin, bana değer verin. Efendime söyleyeyim, bana yatırım yapın. Ben var ya ben. Geçin bu beni işte. İşte o ben bizi bitiriyor. O ben esfere indiriyor. O ben nefsi emmareye doğru indiriyor. O ben yalnız bırakıyor. O ben savaşların, o ben acıların, gözyaşlarının kaynağı alıyor dostlar o benle beraber hay hayat devam etmiyor. Ne zaman devam ediyor? Biz var. Hep beraber var. İşte dünya bene çalışırken İslam, örf, bizim kültürümüz bize çalışır. Hep beraber büyüyeceğiz. Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in asırlar öncesinden işaret ettiği ve kutlu hayatıyla örne örneklendirdiği en önemli değer, rahmet elçisinin en önemli değeri biz anlayışıydı. Evet dostlar. Erdemli olma anlayışıyla. Yani kendisi için sebep istediğini, kardeşi için sebep istemeyen güvenmemiş, Allah'a güvenmemiş olur. Yani Allah'a tam manasıyla iman etmemiş olur. Ben arkadaşım iyi olduğunda hepimiz iyi olacağıza inanmamıştır. Hani diyoruz ya kendisi için ben ben ben, başkası almasın değil de arkadaşım alsın benden önce diye kendine yatırım yapar. Anlamamıştır ama onu. O noktada o kendine yatırım yapmaya güvenmemiştir, iman etmemiştir. Anlamaz o toplumun büyüdüğünde aslında kendisinin de huzurlu olacağını, toplumda insanlar ahlaklı olunca çocuğuna da ahlaksız örnekler olmayacağını, kendisi rüşvet yemeyince herkesin düzeleceğini, kendisi kırmızı ışıkta geçmezse yarın çocuğu geçerken kırmızı ışıkta geçen bir arabanın çarpmayacağını, kendisinin emniyeti için hep beraber büyümeyi, başkası diğer gam olmayı, paylaşmanın faydasını hala anlamamıştır, hala inanamamıştır işte dostlar. Bu önemli bir sorundur. Bu çok önemli bir sorun dostlar. İşte biz tam manasıyla Peygamber Efendimizin asırlar öncesinden bize işaret ettiği kutlu hayatıyla ilgili, örnekleriyle ilgili bize işaret ettiği model hayat nedir diye baktığımızda işte bu model hayat, o model, o model ve ortam, modern ortama tam manasıyla ortadan bıçakla keserek hayır ben değil, biz var anlayışı olacak. Hayır, değerlerimiz önemli olacak, para değil. Hayır, haz değil, zevk değil, sadece şehvet değil. Muhabbet önde olacak. Doğruluk önde olacak. Sadakat önde olacak. Diğergamlık önde olacak. Paylaşmak önde olacak. Bizim evimizde bunlar merkezi ilkeler olacak. Bunların örneğini Baba ortaya koyacak, anne ortaya koyacak. Bunlar olmadığı zaman baba dertlenecek, anne dertlenecek. Bunları etkileyen, bunlara kırbaç vuran, vura, kılıç vuran her neyse, her neyse onları saf dışı bırakmak, aileye zarar vermesini engellemek babanın işidir. Baba bu süreci takip edecek. İşte bizler bu değerlere ve onun örnekliğine hem kendimiz hem de çocuklarımız için her zamankinden daha fazla sarılmamız gerekiyor dostlar. Doğru okumalarla hayatımıza aktarmamız gerekiyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ümmiydi. Ama Cebrail aleyhisselam geldiğinde ona oku dedi. Neyi okuyacaktı? Hala anlamıyor muyuz? Kalemle yazmayı ilmi okuyacaktı. Allah'ı kendini yaratana okuyacaktı. Kendinin acizliğini görecekti. Öyle değil mi? Öyle değil mi? İlk ayetler öyle değil mi? Neden yaratıldığını, nasıl bir tükürük gibi bir sudan yaratıldığını, adi bir sudan yaratıldığını, nereden geldiğini, nereye gideceğini bilmesi gerekiyordu. Bunu okuyacaktı. Üç günlük dünya için birbirini kıranlar. Ah dostlar ah! Ah dostlar! Maraş'ta bir dostumuz dedi ki bir akrabamın birinden enkazın altındaki babamı kurtarmak için bir malzeme istedim. Maalesef dedi benim işim var. öğrene bir bu bu makineden dolayı para kazanmam lazım. Veremem sana dedi. Sen başka bir yerden bulursun. Enkazın altında akrabasını çıkaracak bir makineyi vermek. Üç kuruşluk yardım sırasına girip cenazeye gitmemek gibi şeyleri yaşadık bu topraklarda. Anadolu topraklarında insanın en değerli olduğu Misafirperverliğin en yüksek noktada olduğu, yardımlaşmanın ve dayanışmanın en uç noktada olduğu iklimler, ortamlarda biz kendi kardeşi için, kendi arkadaşı için, kendi dostu için bırak parmağını kıpırdatmak, ölmesiyle ilgili, sağlıksız kalmasıyla ilgili kılını kıpırdatmayan insanlar gördük dostlar. Ne hale geldik? Şu bencillik var ya. Bizi neler ne hale getirdi? Bizi ne hale getirdi? Bunların hepsi işte değerleri bilmemekten oluyor. Sadece değer toplumda hangi mesleği edineceksin? Üç kuruşu beş kuruşa nasıl çıkartabilirsin? Birilerinden daha zengin nasıl olabilirsin? Nasıl daha iyisini yiyebilir? Nasıl daha iyi gezebilir? Nasıl daha büyük olabilir? Nasıl daha çokluk üzerinde durabilirsin? İşte bunun üzerine bina edildi. Halbuki bilseydik Allah Resulü'nü bilseydik Kurana, iman etseydik bir tekasür suresini okurduk. Sonra 3-5 kuruş fazla kazanmakla ilgili hırsımız noktasında kendimizi eleştirirdik değil mi? O yola sizi çokluğunuz. Her türlü nimetten hesaba çekileceksiniz. O ayetleri duyduğumuzda biraz canımız sıkılırdı. Biraz elimizdeki 3 kuruşu nasıl kazandığımızı, nereden kazandığımızı, nereye harcadığımızı farklı bir şekilde değerlendirirdik öyle değil mi? 3 kuruş faiz için tüy bitmemiş yetimin hakkını yemezdik öyle değil mi? O yüzden bizim değerlerimize, değerlerimizle beraber örnek olmaya, kendimize dönmeye, aslımıza dönmeye, dinimize dönmeye, asıl ahlaki değerlerimize dönmeye bismillah dememiz lazım dostlar. Şu an çocuklarımız için, yeni nesil için her zamankinden daha fazla buna ihtiyacımız var. Bu değerleri hayatımıza aktarmamız noktasında her zamankinden daha fazla çalışmamız gerekiyor. Evet lider baba eğitimi diyoruz. Babalara hitap ediyoruz. Tabi anneler de istifade etsinler diyoruz. Bu süreçte ne olur? Değerlerimize sahip olalım. Evdeki, çevredeki o güzel değerlerimizi, o eski duyguları, değerleri, doğruluğu, dürüstlüğü, saygıyı, misafirperverliği, öz saygıyı, cesareti, o sevgiyi ve muhabbeti paylaşmayı, yardımlaşmayı hakim kılalım. Yeni nesle bunu aktarmak için mücadele edelim dostlar. Büyük projeler içinde duralım. Büyük projeler içinde olalım. Şu ben merkezli yaklaşımımızdan artık biz merkezli yaklaşım. Hep ben gamı yerine diğer gam paylaşma noktasında hep ben hep ben deme yerine paylaşma noktasında olalım. Ki ailelerimizde huzur, İklimi daim olsun dostlar. Bir programımızın daha sonuna geldik. Allah'ın emanında olun. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatü.